Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedunul emin. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Alemlerin Rabbine, alemlerin sahibine hamdü senalar olsun. Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek, onun dinini, onun davasını dilimize bir dizeban etsek, onu konuşsak, Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu sonsuz nimetlerin hakkını eda etmiş olmayız. Allah-u Teala bu hakkı eda etmeyi bizlere kolaylaştırsın inşallah. Bugün Allah-u Teala nasip kısmet ederse seninle beraber Allah Resulü'nün edep ve nezaketinden, merhametinden bahsedeceğim. Allah-u Teala istifade etmeyi bizlere kolaylaştırsın tekrardan. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken bizlere Tevbe Suresinin 128. ayetinde andolsun ki size içinizde içinizden sıkıntıya düşmeniz, onun gücüne giden, size pek düşkün müminlere karşı çok şefkatli, esirgeyici olan bir elçi gelmiştir der Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan bu ayet-i kerime, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ne kadar düşkün olduğunu, onlara karşı nasıl şefkatli olduğunu, onlarla olan muamelesinde ne kadar vasat olduğunu, onlara bir zarar geldiği takdirde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl rahatsız olduğuyla alakalı Allah Resulü'nü özetleyen bir ayet-i kerimedir. Peygamber Efendimiz ashabıyla konuştuğu zaman, onlarla bir araya geldiği zaman hiçbir zaman hiçbir kardeşini, dava arkadaşını küçümsememiş, onlara karşı şefkatli ve nazik davranmıştır. Nezaketini hiçbir an Allah Resulü bırakmamıştır. Mesela onunla bir arada oturan insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara karşı ne kadar ikramkar olduğunu, ne kadar yardımcı olduğunu, onları kırmama adına elinden gelen her şeyi yaptığına ashab-ı kiram şahit olmuştur. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına kim gelse, eğer bir derdi varsa, bir tasası varsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor olsa bile Allah Resulü'nün namazını keser, akabinde onun derdiyle dertlenir, onun sıkıntısıyla sıkıntılanır, onun derdini çözer, ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazına sonradan devam ederdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatınca ashabı, ondan bahsedince bizlere şunu söylerlerdi. O kadar ki nazik ki, o kadar şefkatli ki, o kadar kibar ki ashabına ve etrafında bulunan insanlara. Ve ashab der, bir çocuk gelse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden tutsa, onu alıp farklı diyarlara, farklı sokaklara götürse, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir an bile vallahi ben seninle gelmeyeceğim demez. Peygamber Efendimiz'i o çocuk bile elinden tutup istediği yerlere götürebilmiştir. Peygamber Efendimiz çocuklara karşın bile böyle nezaketli, onları kırmayan, onlara karşı şefkatli olan bir peygamberden bahsediyoruz. Mesela Malik bin Hüveyris anlatır der ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunmuş olduğu meclise geldim uzak beldelerden. Geldim Allah Resulü ile beraber 20 gün oturduk, beraber içtik, beraber yedik. Ben ondan elimden geldiğin kadarıyla ayrılmadım. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la kalmış olduğum 20 günlük süre zarfında Allah Resulü ne kadar merhametli olduğunu, Peygamber Efendimiz'in çok ince kalpli olduğuna şahit oldum. Başka bir şeyine şahit olmadım der. Allah Resulü'nü böyle bize özetler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedik ya çok merhametli. Özellikle ümmetine karşı, özellikle yaşanılan bir olumsuzluk durumunda, yaşanılan bir sıkıntıda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüldüğünü, onun rahatsız olduğuna şahit olmuşuzdur. Mesela onun merhametini anlatan bir misal vardır. Hazreti Zeynep, Üsame bin Zeyd'i Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yollar. Yollama sebebi ise Hazreti Zeynep'in kız çocuğu artık ölmek üzeredir. Artık sekerat-ı mevte son anlarını yaşıyor. Ey Üsame git babamı çağır diyor. Üsame bin Zeyd, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunmuş olduğu meclise geliyor. Diyor ki ya Resulallah kızını size çağırıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada diyor ki ey Üsame git kızıma söyle ki her şeyi Allah-u Teala'nın takdir etmiş olduğu yere varır diyor. Sabretsin, ecrini Rabbinden beklesin diyor. Üsame bin Zeyd Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılır, Hazreti Zeynep'in yanına gelir, meseleyi anlatır. Hazreti Zeynep kızına dayanmadığından dolayı ey Üsame tekrardan git, babamı çağır Allah rızası için gelsin. Üsame bin Zeyd tekrardan Allah Resulü'nün bulunmuş olduğu yere varır. Ya Resulallah kızınız sizi çağırıyor dediği anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dayanamaz, merhamete gelir.
hemen evine kızının yanına varır, torununu eline alır, artık ölmek üzeredir ve Allah Resulü onu eline aldığı anda ağlamaya başlar. Ağlayınca etrafında bulunan ashab-ı kiramdan biri der ki, ya Resulallah, bu gözyaşı da nedir? Siz de mi ağlıyorsunuz? Ya Resulallah, dediği anda Allah Resulü şunu söyler ona, bu Rabbimizin merhamet ehlinin kalbine koymuş olduğu bir merhametin göstergesidir der ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu merhametinin bir göstergesi olaraktan orada bulunan ashabına anlatır. Hazreti Ayşe anlatır, der ki bir gün Nebi aleyhissalatü vesselamın yanına bedevilerden bir tanesi geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselamla muhabbet ettiği anda dedi ki, ya Resulallah, sen çocuklarını öper misin? Allah Resulü dedi ki, evet dedi. Bedevi döndü Allah Resulü'ne dedi ki, ya Resulallah, benim 10 tane çocuğum var. Hiçbirini bugüne kadar öpmedim ya Resulallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam meşhur olan sözünü tam da o anda söyler. Der ki, Allah-u Teala senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben ne yapabilirim der. Buna benzer farklı bir mesele de anlatılır. Şu söylenilir, denilir ki Ebu Hureyre anlatıyor yine. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ali'nin oğlu olan Hazreti Hasan'ı öptü. Öptüğü zaman yanında ashabından El-Akra bin Habis vardı. El-Akra bin Habis dedi ki ya Resulallah dedi benim o kadar çocuğum var dedi, ben onları hiç öpmedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada da ona dedi ki, merhamet etmeyene merhamet edilmez dedi. Demek ki gökyüzünde bulunanların bize merhamet etmesini istiyorsak, yeryüzünde bulunanlara merhamet etmemiz gerektiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam bu olayda bize özetliyordu. Bugün 21. yüzyılda Peygamber aleyhissalatü vesselamın merhametine ne kadar da muhtacız değil mi? Bazen birbirimizi çok rahat kırabiliyoruz, birbirimizi çok rahat incitebiliyoruz. Belki bir cevizin kabuğunu doldurmayacak meselelerde birbirimize merhamet etmiyoruz. Kimi zaman tartışmaların içerisinde boş kısır tartışmaların içerisinde boğulabiliyoruz. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i boş tartışmalardan, birbirine merhamet etmeyen insanlardan da uzak eylesin inşallah. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam elinden geldiğince, gücü yettiğince dost, düşman, herkese karşı merhametli davranmış. Defaatle Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in kapısına gitmiş, onlar iman etsin diye elinden gelen her şeyi yapmış. Mesela Bedir'de hatırlayın, Hazreti Abbas daha iman etmemiş, karşı tarafta bulunan müşriklerin safında Allah Resulüne karşı savaşmış ve Allah Resulü galip gelince esirlerin arasına getirilir. Allah Resulü uyumaya geçer, bakar ki bir inilti sesi geliyor ki bu inilti Hazreti Abbas'ın inilti sesleridir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gözüne bir türlü uyku girmez. Allah Resulü bir türlü yatamaz. Amcası inlerken, amcası sızlarken gözüne uyku girmez ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bir türlü yerinde oturamaz. Ve bunu gidip ashabına da söyleyemez. Bu benim amcamdır, onun elini açın Allah rızası için. Onu bırakın da diyemez Peygamber Efendimiz. Çünkü niye? Amcasına karşı ayrıcalık yapıyor demesin diye Allah Resulü bunu yapmaz. Ama ashab-ı kiram bunun farkına varır. Bakar ki Allah Resulü bir türlü yatamıyor. Hemen varırlar, Hazreti Abbas'ın elini biraz gevşetirler ve Peygamber Efendimiz bakar ki Hazreti Abbas'ın inlemesi diner. Bunun akabinde Allah Resulü ondan sonra uyumaya başlar. Hazreti Musab'ı hepiniz tanırsınız. Hazreti Musab kimdir? Bizim ilk öğretmenimizdir. İnsanlara İslam'ı götürmeyle Medine hicret konusunda ilk dava öğretmeni, ilk dava adamıdır Hazreti Musab İbn Ümeyr. Ve bütün zenginliği bırakır Medine'ye yolculuğa koyulur, hicrete gider. Kendisi gitmeden önce o beldenin en zengini. Onun giydiğini kimse giyemiyor. Onun sürmüş olduğu kokuları kimse süremiyor. Onun takmış olduğu mücevheratı kimse takamıyor. Tabiri caizse bugünün en başta bulunan şahsının ve en büyük liderlerinden birinin oğlu konumunda olan Hazreti Musab, iman ettikten sonra hayatı değişiyor. Bir gün Medine'den Mekke'ye doğru yola koyulunca Peygamber aleyhissalatü vesselam meclisinde oturmuş, bakıyor ki uzaklardan Hazreti Musab geliyor. Hazreti Musab'ın üzerinde elbise var ki üzeri yırtılmış, üzeri yamalanmış, üzerinde deri parçalarıyla yamalanmış Hazreti Musab'ı gördüğü anda Peygamber aleyhissalatü vesselam ağlamaya başlıyor. Öyle bir ağlıyor ki ve akabinde diyor ki, o iman etmeden önce onun giydiğini kimse giyemiyordu.
onun takmış olduğu mücevheratı kimse takamıyordu diye Peygamber aleyhissalatu vesselam onun o halini gördüğü zaman merhametten ağlamaya başlıyor arkadaşlar. Malik bin Hüveylis var. Kendisi Nebi aleyhissalatu vesselamın yanına gelir farklı bir beldeden. Geldiği zaman Allah Resulü ile beraber uzun uzadıya biraz kaldık diyor arkadaşlarımızla beraber. 20 günden fazla. O süre zarfında belli bir süre geçince ailemizi özlemeye başladık. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam bizi yanımıza çağırdı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bizi yanına çağırdı. Yanına çağırdığı anda Allah Resulü ailemizle alakalı bize sorular sordu diyor Malik bin Hüveyris. Biz de onu anlattık. Ve Allah Resulü akabinde bize şunu söyledi. Dedi ki siz bu saatten sonra şehrinize, beldenize, ailenizin yanına gidin. Ve Allah Resulü onları öyle bırakmadı. Onlara bir ödev verdi. Şu ödevlere dikkat edin dedi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Neydi o ödev biliyor musunuz? Evinize gittiğiniz anda ailenizin içinde ikamet edin. Burada dinlediklerinizi, burada duyduklarınızı gidin ailenizi anlatın. Vakit geldiği takdirde ailenizle beraber namaza durun. İçinizden bir tanesi ezan okusun orada ve içinizden en büyüğü öne geçsin, imamlık yapsın diyordu. Allah Resulü dikkat edin o günden bugüne, bugünün dünyasına Allah Resulü şunu söylüyordu. Ailenizin içerisinde bulunduğunuz takdirde aile dersleriniz olsun, sohbetleriniz olsun. Ezan vakti girdiği takdirde onlarla beraber namaza durun. Biriniz imamlık yapsın aranızda ve ailenize İslam'dan, Kur'an-ı Kerim'in mesajlarından bahsedin ki çocuğunuz dışarıya çıktığı zaman eşiniz, arkadaşlarınız dışarıya çıktığı takdirde onlar dışarının saldırılarına karşın kendilerine bir kalkan oluştursunlar bu sohbetle. Ne kadar muhteşem bir mesaj değil mi? Peygamber Efendimiz yıllar öncesinden diyordu ki ümmetine ailenizin içerisinde bir dersiniz, bir sohbetiniz, bir konunuz olsun diyordu. Allah-u Teala böyle merhamete gelen, ailesiyle alakalı derslerini yapan ve derslerine dikkat eden kullarından eylesin inşallah. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar merhametli olduğuyla alakalı inşallah farklı bir meseleden bahsedeceğim. Belki bazılarımız bu meseleyi yeni duymuş olabilir. Hazreti Abdullah İbni Ömer anlatır. Der ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber çarşıda gezerken çarşıya gitmiştik, çarşıya çıkmıştık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cebinde 10 dirhem vardı. Bir yere vardık, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendine bir tane gömlek satın aldı, 4 dirheme. Gömleği aldık, çıktığımız zaman baktık ki karşıdan Ensar'dan bir tanesi geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki, ya Resulallah dedi, sen bunu bana hediye etsen, vallahi ben bunu çok beğendim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tereddüt etmeden o Ensar'dan olan şahsa gömleğini çıkarır ve Peygamber Efendimiz akabinde gider, kendine bir tane daha gömlek alır, 4 dirheme. Allah Resulü 4 dirhem daha vererekten gömleği alır, yola koyulur. Yola koyulduğu zaman bakar ki bir yerden ağlama, üzüntü sesleri geliyor. Allah Resulü onun yanına varır der ki, neden ağlıyorsun? Der, beni sahibim yolladı dışarıya. Git şunu al dedi, bana 2 dirhem vermişti. Ve ben bu 2 dirhemi yolda düşürdüm. Akabinde dedim ki ben şimdi sahibime nasıl cevap vereceğim? Bana sorsa para nerede? Parayı veremesem ve onun istemiş olduğu malları satın almasam bana bayağı bir kızacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam merhametiyle yeryüzünde örnek olmuş Allah Resulü cebinde kalan 2 dirhemi çıkarır, o cariyeye verir ve sahibi ona kızmasın diye Allah Resulü onun sıkıntısını giderir. Ve Allah Resulü onun yanından ayrılırken bakar ki onun ağlaması devam ediyor. Allah Resulü tekrardan döner onun yanına der ki, senin sıkıntını giderdik, ağlama sebebi nedir? Ya Resulallah şundan korkuyorum. Allah Resulü der ki, neden korkuyorsun? Ya Resulallah, bana vermiş olduğu görevin akabinde geç gittim diye eve ben korkuyorum ki vardığın zaman bana bayağı bir kızabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona diyor ki, haydi seninle beraber efendinin yanına gidelim. Kalkar Allah Resulü o cariye ile beraber onların evine varır. O şahıs Peygamber aleyhissalatü vesselamın gördüğü zaman birden heyecanlanır. Der ki, ya Resulallah hoş geldin evimize. Geliş sebebin nedir anlat ya Resulallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam der ki, sebebi bundan dolayıdır. Sen ona kızarsın diye ben onu getirdim eve bırakıyorum. O cariyenin sahibi dedi ki, ya Resulallah sen de şahit ol ki, ya Resulallah sen de şahit ol ki, vallahi ben bugün onu azat ettim.
o bugünden sonra özgürdür der ve Allah Resulü onu özgürlüğüne kavuşturur, oradan ayrılır. Abdullah bin Ömer der ki, oradan ayrıldığımız zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam şu sözü söyler orada. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize ne kadar hamd etsek gerçekten de azdır. Allah-u Teala 10 dirhem ile Resulüne ve Ensardan birine 2 gömlek ve 2 dirhem ile de ne yaptı? Bir tane cariyeyi özgürlüğüne kavuşturur der. Rabbine hamdü senada bulunur Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamla alakalı farklı bir meseleden bahsedilir. Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber Umretul Kaza için gelirler Mekke'ye. Hani hatırlayın, Peygamber aleyhissalatü vesselama 3 gün tayin etmişlerdi. 3 günün akabinde Peygamber Efendimiz oradan çıkması gerekiyordu o beldeden. Ve Peygamber Efendimiz Sad bin Ubade ile beraber bir çadırda kalır. Bu esnada müşriklerden Süheyl İbni Amr ve Hüveylid bin Abdüluzza Allah Resulü'nün yanına gelir. Der ki, haydi çıkın bu beldeden, vaktiniz doldu. Ve orada Sad bin Ubade, Allah-u Teala ona rahmet eylesin, o gelen şahıslara sinirlenerek şunu söyler. Burası siz, ne sizin ne de sizin babanızın beldesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bugün buradan sadece anlaşmaya riayet ederek çıkar. Siz zorla Allah Resulü'nü çıkaramazsınız der. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada Sad bin Ubade'yi teskin ederekten, ey Sad, sakin ol der ve akabinde konak yerimize gelen insanları, misafirlerimizi incitme der Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve onların içerisinde bulunan Hüveylid bin Abdüluzza Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu merhametini gördüğü anda iman eder arkadaşlar. Demek ki merhamet neyin kapısıymış? İman etmenin, insanların İslami davaya kazandırmanın, insanların İslam ile haşır neşir olmasının bir kapısıymış. Allah-u Teala bizleri merhamet ehlinden eylesin inşallah. Yine Ebu Hureyre anlatır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına der ki, bir tane bedevi gelir. Ey Muhammed, bana yardımcı ol der. Peygamber aleyhissalatü vesselam elinden geldiğince ona yardımcı olur, ona ikramda bulunur, ona sadaka verir. Allah Resulü ona şunu sorar. Der ki, sana iyilik ettim mi? O bedevi der ki, hayır, bana iyilik falan etmedin. Peygamber Efendimiz bu sefer gider, tekrardan evinden bir şeyler getirir, ona verir. Verdiği zaman Allah Resulü ona sorar. Der ki, biz seni razı ettik mi, memnun ettik mi? O yine tekrardan der ki, ey Muhammed der, bugün beni razı etmedin der. Etrafında bulunan ashab-ı kiram sinirlenmeye başlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam yine onları teskin eder, sakin olmalarını söyler. Ve Nebi aleyhissalatü vesselam o şahsı alır götürür evine, o bedeviyi. Ona ikramda bulunur elinden geldiğince. İkramı gördükten sonra, bugün sen bizden razı oldun mu? Seni razı ettik mi diye Peygamber Efendimiz sorunca, sana iyilikte bulunduk mu diye sorunca, o der ki, ya Resulallah, vallahi sen bana iyilikte bulundun der. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona nasıl yardımcı olduğunu söyler. Ve Peygamber Efendimiz burada meseleyi bırakmaz. Der ki, senin bize bu söylemiş olduğun meseleyi ashabımın yanında da anlatır mısın? Bakın, unutmayın, Peygamber Efendimiz bunu şu sebepten dolayı söylemiyor. Ashabının yanında tabiri caizse karizmasını düzeltmek için söylemiyor. Allah Resulü diyor ki, senin için daha faydalı olur ashabım, seninle alakalı kötü düşüncesini bırakır diye. Allah Resulü bunu söylüyor orada ona. Ve gelir ashabın yanında bu meseleyi anlatır. Peygamber Efendimiz ashabına döner der ki, benimle bu bedevinin meselesi, benimle sizin meselemiz şuna benzer. Mesela bir deve sahibi devesi sağa sola koşuşturur ve etrafında bulunan insanlar da sözde deve sahibine yardımcı olmaya kalkışır. Ama onlar ne kadar yardımcı olmaya kalksa onu kovaladığından dolayı deve sahibinden kaçar. Deve sahibi onlara der ki, durun Allah rızası için. Elinden yerden otları toplar ve o deveye uzatır. Deveye uzattığı anda deve oturur orada, oturur sakin bir şekilde ve deve sahibi devenin sırtına biner, onu sakinleştirir. Ondan sonra deve sahibi işini görür. Benimle sizin meseleniz, bu bedevinin meselesi bunun gibiydi. Eğer ben bu meseleyi size bırakmış olsaydım, siz ona saldıracaktınız. Belki o gün o orada ölecekti. Belki o bugün burada ölecekti, o cehenneme gidecekti diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü bir bedeviye karşı bile ne kadar merhametli olduğunu bu sözleriyle, bu haliyle, bu misaliyle Allah Resulü özetliyordu. Anlatmış olduğumuz bu meselelerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar merhametli olduğunu, dost, düşman, akraba, yabancı kim olursa olsun
ister farklı bir beldeden gelsin, ister yanı başında bulunan ashabı olsun, Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara karşı merhameti, Allah Resulü'nün onlara karşı nazik oluşu, kibar oluşu, onlara karşı şefkatli olduğunu görüyoruz. Ve ümmet-i Muhammed olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam bugün aramızda yok. Ama onunla alakalı en fazla muhtaç olmuş olduğumuz konu onun ahlakı, onun merhameti, onun nazik ve kibar oluşu. Allah-u Teala ümmet-i Muhammed'in arasından bu merhameti kaldırmasın inşallah. Farklı mezheplerden, farklı meşheplerden olabiliriz. Ama bugün birbirimize yapacağımız en büyük güzellik, en büyük ikram ne olacaktır? Birbirimize merhamet etmemiz olacaktır. Yoksa ümmetin içerisinde bulunan gözyaşı, ümmetin içerisinde bulunan kan hiçbir zaman durmayacaktır. Allah-u Teala ümmetin içerisindeki kanı, ümmetin sahiplerinin, ümmetin fertlerinin birbirine karşı merhametiyle sonlandırsın inşallah. Allah-u Teala bize Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametini ikram etsin. Allah-u Teala bizlere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametinden feyizlenenlerden eylesin, ikramda bulunsun inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi Teala el-Fatiha.